Evet, şöyle mutfağa geçtim arkadaşlar. Kekin bütün malzemesini şöyle tezgahımın üzerine hazırladım. İsterseniz sizlere sayayım. Daha sonra da hemen hızlı bir şekilde kekimizi karmaya başlayalım. İlk önce kekimiz için 3 tane yumurtamız var. 1 su bardağı sıvı yağımız, 1 su bardağı sütümüz arkadaşlar, 1,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı unumuzu eledim. Altına da şöyle susam serpeceğiz arkadaşlar. Tereyağını sürdükten sonra şöyle susamımızı serpeceğiz. Onun için de tereyağımı getirdim. Şurada bir kase cevizimiz var. Bir tane elmamı rendeledim. Suyunu sıktım. Sulanmasın diye kekimiz. Bir tane de küçük havuç rendeledim. Şurada da bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Temiz yıkadıktan sonra şöyle 3-4 damla da içine limonun kendi suyundan ekledim. Hadi bakalım. Kabartma tozumuz var. Sadece unuttuğum bir şey var. O da şöyle olsaydı bir tatlı kaşığı tarçın ilave edecektim ama tarçını unutmuşum. Hem tarçın hem de dilerseniz vanilya da koyabilirsiniz ama ben keklerde nedense vanilyayı sevmiyorum. O yüzden hani tarçını da sizlere söyleyeyim yapmak isterseniz. Hadi bakalım şimdi bir kekimizi yapmaya başlayalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi kekimizi güzelce hazırladık. Şimdi şöyle bir kenara alalım. Hemen şöyle kek kalıbımı elimin önüne getirdim arkadaşlar. İlk önce şöyle oda sıcaklığındaki tereyağımızdan ama bu sefer elimle süreceğim. Yani bol her tarafına gelecek şekilde tereyağımızı sürdükten sonra da şöyle her tarafına susam serpeceğiz arkadaşlar. Hatta tereyağım birazcık daha eriseydi daha güzel olurdu ama olsun, ben yine de şöyle elimle her tarafına gelecek şekilde tereyağımızı yedireceğim. Şöyle görüyorsunuz bolca tereyağını her tarafına sürdüm. Çünkü bir de pişerken düşmez falan. Evet, şöyle gördüğünüz gibi her tarafına bol şekilde susamımızı serptik. Susamdan sonra da artık kekimizi şöyle kalıbımıza döküyoruz. Şöyle bir daha karıştıralım.
Evet, şöyle gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel oldu. İnşallah pişmesi de öyle güzel olur. Hadi bakalım şöyle bir iki kere vuralım ki içinde hava kabarcıkları olmasın. Şimdi fırınımıza. Çok kaygan ve çok sıcak. Çıkaramayacağın gibi geldi bana. Çıktı. Evet. Çıktı mı? Evet, çıktı. Çok güzel olmuş değil mi çocuklar? Evet, güzel olmuş. Güzel de çıktı bak hiç yapışmadan. Evet, şöyle bir ekran görüntüsünü de alalım Bilal'im. Evet, şöyle kekimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi kesiyoruz. Aslında biraz daha dursaydı iyi olurdu ama çocuklar hem acele ediyor hem de birazdan da artık gideceğimiz için zamanımız yok. Şöyle hemen dilimleri ayırıp, evet şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu ama biraz beklemesi aslında gerekiyordu. Bayağı bir sıcak ama olsun, içi çekmiş. Çünkü bir de bulaşığımız yıkarız arkadaşlar. Ondan sonra ortalığı toplarız. Yarın da iş var. O yüzden buraları topladıktan sonra da doğru herkes yine eve gidecek. Yani işinin başına dönecekler yarın sabah. O yüzden şöyle birazcık sıcak oldu. İnşallah tadı da güzeldir. Normalde sürekli yaptığım bir tarif. Dediğim gibi sadece bir içine neyi koymadıydık? Dur. Bende de çok unutkanlık var ya. Tarçın, evet. Şöyle tarçın olacaktı. Onu da unutmuşum. Evet, şöyle bir. Bilal, bu fırından böyle bekliyor muydun pişirmesini? Bekledim. Fırın benim oğlumla yaşıt. Bir de markasız yani fırın. Eski, bayağı bir eski. Zaten aldığımızda da böyle kaliteli markalı fırın değildi ama yine de yani ona rağmen güzel pişirdi. Yine burada işte işi görüyor. Yeter mi anne, biraz daha keseyim mi?